Öpülesi analarımızı, hanımlarımızı bir alkışlamak istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Baş tacımız onlar bizim. Ayrıca Yenişehir'de biber hasadı yaptık. İnegöl'de yaban mersini hasadı yaptık. Keles'te çöre otuyla beraber siyez buğdayının hasadını yaptık. Şimdi ahududu için Kestel'deyiz. Kozören'deyiz. Bir başka hasat için başka yerde olacağız. İncir için de muhtemelen, siyah incir için de yakın bir zamanda başka bir yere gideceğiz. Armut için Gürsi'ye gideceğiz. Allah'a hamdolsun, Cenab-ı Allah bu şehre vermiş de vermiş tabirinde. O kadar güzel güzellikler nasip etmiş ki kıymetini, kadrini bilene. Eğer emeğiniz varsa, alın teriniz varsa, gayretiniz varsa, heyecanınız varsa, işin içine sevginizi ve aşkınızı katıyorsanız, vallahi ne yaparsanız yapın. İster tarlada çiftçilik yapın, ister fabrikada işçilik yapın, ister siyaset yapın, isterse de memuriyet yapın. Ne yaparsanız yapın. Hem yaptığınız işten çok büyük keyif alırsınız, hem de bereketli işlere imza atarsınız. Cenab-ı Allah bu şehre öyle güzellikler vermiş ki, ya bence çok daha fazla çılgınlıklara imza atmamız lazım. Evet, bizim daha kalıcı hamleler de yapmamız lazım. Lakin işin ne noktalara geldiğini birkaç sene içerisinde hep beraber şahit olduk. Kooperatif başkanımız dedi ki Bosna-Hersek'e gittik. Ben gitmedim. Onlar gittiler. Onları gönderdik. Giderken de onlara bazı şeyler söyledik. Geldikten sonra da beni ziyarete geldiklerinde de ben yine onlara bazı şeyler ifade ettim. Tarım olmazsa olmaz bir konudur. Bizim ülke olarak da Bursa olarak da tarımla alakalı ciddi bir potansiyelimiz var. Ama bunu hamasi nutuklarla değil, bizzat icraatla ortaya koymak lazım. Yıllarca Ziraat Odası söylersin, yıllarca Ziraat Odası başkanlarını da tanıdım. Hala da çok kıymetli başkanlarımız var. Koordinatör başkanımız, Yenişehir başkanımız da burada. Onlarla da yaptığımız toplantılarda da samimi bir dille ifade ettim. Eksikler vardır, aksaklar vardır, girdi maliyetleri yüksektir. Lakin ne iş yapıyorsanız yapın, kaliteli iş yapmak zorundasınız kardeşim. Ya bu sene böyle oldu, şu sene şöyle oldu, aman bilmem böcek bulaştı, aman bilmem salgın geldi, hasat düşüktü, mahsul azdı,
fiyat pahalıydı, şu şöyleydi, bu böyleydi gibi mazeretlerin arkasına sığınmaya sebep yok. Gerek yok. Biz kendimizi geliştireceğiz. Toprağımızı tanıyacağız. Yapacağımız işi bileceğiz. Kıymetli kardeşlerim, 38 numara ayakkabı giyecek olan 38 numara ayakkabı verilir. Ağlanmak, şikayet etmek, sabahtan akşama kadar muhalefet etmek vallahi iş değil. Çalışacağız kardeşim ya. Mum yakacağız, ışık tutacağız. Ve çok çalışacağız. Ve çalıştığımız oranda da Cenab-ı Allah göreceksiniz fazla fazla bize verecek. Biz Ahududu, Yaban Mersin'i başta olmak üzere birçok ürünle alakalı çok ciddi mesafeler alıyoruz. Dolayısıyla eksiklerimizi, aksaklarımızı sorgulayıp daha önemli mesafeler almamız lazım. Muhakkak milletvekillerimiz burada, bulunduğumuz ortamlarda, yaptığımız istişare toplantılarında ifade ediyoruz. Onlar da özellikle Zafer Vekilimizin özelde de konusu olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Komisyonu'nda olması hasebiyle bu konuları dile de getiriyor. Muhakkak surette girdi maliyetleri veya benzeri konularla alakalı eksikler var ama kıymetli kardeşlerim, çalışmamız lazım, koşturmamız lazım. Yaban Mersin'inde, Ahududu'nda, Bojiberi'de, Aronya'da, Çilek'te, Lavanta'da katma değeri yüksek ürünlerde ciddi bir hayat var. Ürün garantili, ürün alım garantili de işler yapacağız. Aynı şeyi geçen hafta, belki hafta Keles'teyken de ifade ettim. Siyez buğdayı ile alakalı alım garantili olarak da hamlelerimiz olacak. Ama benim acizane tavsiyem, hızla tarımdan kaçınılan bu dönemde bizim dört elden bu işe sarılmamız lazım. Bakın Bursa'nın normalleşmesi için, normal bir şehir olması için, Bursa'nın bu sanayi stresini tabirinde ise, ya ben de kendimi bir sanayici kabul ediyorum, yani ticaret yapıyorum nihayetinde, bir sanayi kolundayım. Lakin Bursa'nın tarımda ve turizmde daha kurumsal adımlar atması lazım. Vallahi bu şehir o zaman normalleşir, bak ben size söyleyeyim. Turizmde ve tarımda bizim Allah vergisi bir potansiyelimiz var. Bizim rakamları acilen büyütmemiz lazım. Sevgili hocam da biliyor, İhracatçılar Birliği'nde de yönetici olması hasebiyle. Biz tarım ihracatımızı geçen yılda arttırdık ya. 60-70 milyon dolar arttırdık. Vallahi bu rakamlar çok az. Milyar dolarları buluruz biz ya. Çok rahat buluruz. Bu potansiyel var. Bakın birileri dışarıdan bunu keşfetti. Sanayi olacak ama biz artık nitelikli katma değeri yüksek sanayi yapacağız kardeşim. Biz fasonculuk yapmayacağız artık. Biz insansız hava araçlarını, İHA'ları, SİHA'ları konuşacağız. Biz teknolojik ürünleri konuşacağız. Biz tekstilde de akıllı tekstil yapacağız. Ama biz tarımda daha kurumsal adımlar atmalı ve bu rakamları acilen yükseltmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, eğer Londra'da marketlerde siyah incirimiz, bilek bursamız olursa, efendime söyleyeyim, Hollanda'da, Amsterdam'da marketlerde bizim Ahududumuz, Yaban Mersin'imiz olursa ve biz bu işi çok daha nitelikli, çok daha fazla kaliteli üretip bunu ihraç edersek, ta ki ilk fide fidanından başlayıp da ta ürünün toplanıp sevk edilmesine, ihraç edilmesine kadar o aşamalarda gerekli şartları yerine getirirsek vallahi önümüz çok açık. Ben size samimi söylerim. Ama elimizde bir altın var. Bu altına hep beraber sahip çıkmamız lazım. Özellikle hasat törenlerinde arkadaşlara yazıyorum ki başkan vekili yazmayın. Ben gibi bizzat gitmek istiyorum. İşte sağ olsun il başkanımız bazen katılıyor. Bazen il başkan yardımcılarımızla, belediye başkanı arkadaşımızla, yani ilçe belediye başkanımız kimse, beraberce bu törenleri yapmaya çalışıyoruz. Nihayetinde buradan bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bizim bu konuda hedeflerimiz var, çalışmalarımız var. Çok daha ilerine imza atacağız. Ve inşallah rakamlarımız itibariyle tarımda da hak ettiğimiz yere en kısa zamanda biz ulaşacağız. Bu işe emek veren, destek veren, katkı veren meclis üyelerinden, belediye başkanlarımızdan tutun da Tarım AŞ Genel Müdürümüz başta olmak üzere hem önceki genel müdürümüz hem şu anki genel müdürümüz, ekip arkadaşlarıma, muhtarlarımıza, Ziraat Odası başkanlarımıza ama her şeyden öte eli öpülesi üreticilerimize, alın terini, heyecanını, duasını, gayretini bu işe katan üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hasadımız bereketli olsun. Allah birinizi bin etsin. Bugün burada programımıza katılan milletvekilimiz Zafer Işık, kendisi de özelde
tarım ile iştigal ediyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Tarım Komisyonu'nda görev yaparak bizlere bu konuda sonuna kadar destek veriyor. Ben ona desteklerinden dolayı burada huzurunuzda teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, yönettiği Tarım AŞ ile birlikte Tarım AŞ'nin genel müdürüne, yöneticilerine, genç bir belediye başkanımız Kestel Belediye Başkanımıza, hakikaten o da Kestel için, ilçelerimiz için güzel işler yapmaya gayret ediyor. Ben başarılı olduğuna da şahidim. Bu konuda emek veren ve özellikle üretime katkı sağlayan çiftçilerimizi, hanımefendileri ben tebrik ediyorum. Bu hasadın inşallah önümüzdeki yıllarda da verimi daha artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Şükürler olsun, bu sene hasadımız hem rekolte olarak çok yüksek olmasa da kazancımız oldukça iyi. Allah nasip ederse bu iyiye işaret ve önümüzdeki senelerde de bu bilinçle ve bu motivasyonla çok daha iyilere gidecek. Biz ilçe belediyesi olarak öncelikle Tarım AŞ'ye, Büyükşehir'e çok teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz sene ayrılan bir takım kontenjan vardı. Görüşmelerimizin neticesinde 40 binin üzerinde kestelimize ilave fidan getirdiler. Özellikle teşekkür ediyorum. Bizler de süratle tarım arazilerimizdeki işlenemeyen arazilerin yollarını iyileştirmek suretiyle çok daha fazla alanın ekime açılması ve rekoltenin yükseltilmesi adına çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başkanım, Bursa'da, daha doğrusu Türkiye'de Ahududu'nun başkenti Kestel, İnşallah bu iddiamızı da devam ettireceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Ahududu deyince aslında Türkiye'de Bursa bir marka. Çünkü Türkiye'deki toplam Ahududu üretiminin tamamına yakınını, ticarete olan Ahududu üretiminin tamamına yakınını Bursa üretiyor. Yani toplam rakamlar vermek istersek 5445 ton Türkiye üretiminin 5323 tonunu, yani 100 ton hariç geri kalan üretimin tamamını Bursa üretmektedir. Onun için gerçekten bu ürünlerin marka haline gelmiş bulunmaktayız ama hocamızın da demin söylediği gibi şu anda bu üründe Türkiye'de, dünyada da büyük bir açık var. Süratle üretimimizi artırmamız lazım. Bugüne kadar bu üretimin geliştirilmesinde Büyükşehir Belediye'mizin gerçekten çok önemli destekleri olmuş. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle bu üretimi artırarak çiftçilerimizin cebine daha çok gelir girmesi ve Bursa'mızın da ülkemizin de kalkınmasına daha çok hizmet etmemiz için gerekli çalışmalar yapacağız. Tabii şu anda getirilen ürünlerden dekara 1000 ile 2500 kilogram arasında oldukça iyi bir verim alınmakta. Ben bu projeyi bir çılgın proje olarak adlandırıyorum ve bunda kimin emeği geçtiyse takdirle ve unutulmaz bir eser olarak Bursa'ya kazandırılmış bir değer olarak görüyorum. Emeği geçen herkese sonsuz saygı ve teşekkürlerimi ihracatçılarımın adına burada sizlerin huzurunda söylemek istiyorum. Çok kısa, Avrupa'daki gezdiğimiz bütün fuarlarda bu ürüne olan talep inanılmaz derecede arttı. Sizden tek beklentimiz ihracata yetecek kapasitede bir üretimle bu işi şenlendirin. Siz kalkının, ülkemiz kalkınsın. Bu projede emeği geçen herkese sizler huzurunda çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Hakikaten ciddi bir yol aldık burada. İnşallah bunların devamı gelir. Yeni polkojesleriyle, börtlenimizle. Ama şu eksikliklerimiz var. Vermekle olmaz. Biz balık tutmayı öğretmemiz lazım. Yani balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmemiz lazım. Teşvik ettik, Allah razı olsun. Bazı yol aldık bazı ürünlerimizle. Ama ben ilk geldiğim günden beri şunu savunuyorum. Biz İşte Bozun'un köyümüzde artık damızlık yetiştirmemiz lazım. Yani bir polko cinsini gelip burada kooperatifin bünyesi altında 10 dönüm ekip artık Bozun'un köyü bunu kendi kendine yetip diğer komşu köylere de bunu fidanını fidesini takdim etmesi lazım. Yani dökme suyla değmen dönmez. Tarım AŞ Allah razı olsun destek veriyor. Ne kadar verecek? Büyükşehir destek veriyor. Nereye kadar verecek? Kestel Belediye destek veriyor. Nereye kadar verecek bunu? Biz kooperatifler bünyesinde, köylerimizi kooperatifler bünyesinde alıp bu damızlıkları iki dönüm işte A köyüne, iki dönüm B köyüne kurup bu damızlıkları buradan yaygın hale getirip bu işi kökünden halletmemiz lazım. Gerekse Ahududu'da, gerekse Böğürtlen'de bunu bu şekilde yapmamız lazım. Eğer bu şekilde olursa çok çabuk yol kat eder
ve bu ürünlerimizi daha güzel bir şekilde pazarlama imkanına sahibiz. Yeni ırklarımız hakikaten çok güzel. Taş gibi ırklar. 2 yıl önce Aynur Başkanımıza gittik. Dedik başkanım, 30 senedir ürettiğimiz avududu can çekişiyor artık dedik. Yani üretim düştü. 1300 kilo aldığımız dönümüne bahçelerden 500 kilo, 400 kiloya kadar düştüğünü ilettik. Sağ olsunlar, Kestane Belediye Başkanımızla, Aynur Başkanımızla önce oldular. Tarım AŞ'ye Genel Müdürümüz. Bizlere destek verdiler. Bosna Hersek'e götürdüler. Yerinde inceleyerek, oradaki çeşitleri yerinde görerek, doğru bir seçim yaparak Polka'yı seçtik. Polka cinsi ahududu şu anda dönümüne 1,5-2 ton ürün alıyoruz. Ve üreticiler de şu anda çok memnunlar. Sağ olsunlar belediye başkanımıza da. 40 lira başkanım. Eskiden bir omog ahududu getiriyorlardı başkanım. 1000 lira 1500 lira tutuyordu. Şimdi 10 sandık getiriyor. 3000 lira tutuyor, 5000 lira tutuyor yani. Şu anda ahududuyla alakalı çok müthiş, hani güzel bir ilerleme kat ettik. Yaklaşık geçen senelerde dönümüne şöyle söyleyeyim, 500-700 kilo arası alırken şu anki fidelerde dönümüne 1 tonla 2 ton arası dekolte şeye göre, hava şartlarına göre güzel bir verim almaktayız. Ahududu fiyatları müthiş derecede yükseldi. Yediveren cinsini, polka cinsi yediveren olmasına rağmen çok iri, çok kaliteli bir verim sağladı bize. Maddi yönden çok büyük destek sağladı. Tarım AŞ'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye'mize, Kestel Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Bizim köyümüz bu ahududu açısından oldukça gelişmiş bir köy. Çünkü merkezi diyebiliriz. Buradan üretim de fazlasıyla oluyor. Kendi yaşatım olan kişiler de, yani genç çiftçiler de bu alanda oldukça katkısı var. Ayrıca yerli halk da buna oldukça iyi bir şekilde bakıyor, katkıları var. Köyümüzün zaten geçim kaynağı olarak bakıldığında ahududu olarak birinci sırada yer alıyor ahududu. Onun dışında dediğim gibi Büyükşehir Belediye'mizin de bizim gibi gençlere olsun, yerde halkımıza olsun büyük bir desteği var bu konuda. Onların desteği sayesinde de biz ticarette de ileriye atılabiliyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyoruz Büyükşehir Belediye'mize.